Merhaba arkadaşlar Food Coach burada yepyeni bir FIFA 23 Ultimate ettiğim videosuyla karşınızdayım. Bir iyi bir de fena fena çok kötü bir haberim var maalesef. FIFA 23 ile ilgili EA sen ne yaptın? Çok büyük bir problemle karşı karşıyayız. Maalesef birçok konuda konuşurken haklı çıkmışız. Kimya konusu büyük bir dert olacak gelecek arkadaşlar. Maalesef kimya konusu büyük bir dert olacak. Bununla ilgili ilk adımı pozitif yönden iyi attı. Bu da iyi bir şey ancak yeterli değil. Neden yeterli değil? Neden bir felaketle karşı karşıya olabiliriz? Onu açıklayacağım. Yani benim düşüncüme göre gerçekten bir felaket. Çünkü kimya kartları en iyisi ben size bunu göstereyim. Ama en başta şununla başlayalım. EA'den tweet geldi ve tweet'e göre FIFA 23 ile ilgili kimya sisteminde bir yenilik olacak. Bir düzeltme, bir iyilik yaptık sizleri dedi. Onu hemen açıklayacağım. Bunun dışında da başka bir tweet daha geldi. Bu tweet bence yersen tweet'i. Yani gerçekten böyle bir şey olduğuna inanıyorsan dün istemeden küçük bir sayıdaki Xbox kullanıcılarına ee, ne nelerler onun adına ee, yanlışlıkla işte e, iki saatlik deneme sürümü verildi. Fakat burada gözüken reytingler son hali değil. Oyun son hali değil. Değişiklikler olacaktır diyor. Ancak çok mantıksız. Neden çok mantıksız? Yani Cristiano Ronaldo'nun hızını, Messi'nin hızını çoktan ayarlamışlardır. Geçici olarak ayarlamış olmaları mantık çerçevesinde yok. Ve hız konusuna kafaya taktıklarını söylemiştik. Hız konusuna dikkat edin. Bakın biraz sonra geleceğiz hız konusunda nasıl bir manyaklık yapılmış gerçekten onu da göstereceğim. Burada şunu söylemem lazım. Bu %99 son hali. Değiştirilmez. Oyunun çıkması 25 gün kala bu kadar aşırı büyük değişiklikler yapılmaz. Ancak oyuncuların oyunu gördüğünde verdiği tepkilerden dolayı belki büyük oyuncularda Ronaldo, Messi gibi oyuncularda bir hız artışı, bir rating artışı mümkün olabilir. Zannetmiyorum ama olabilir. Ama diğerlerinde genel olarak bir hız aşağı şeyi var. Onlar olabilir. Belki hirolarda vesairelerde mümkün. Ben zannetmiyorum. Neden? Çünkü kafayı hızla takmışlar. Gelecek seneki oyunda hızlar hep düşük geliyor. Bir konuyu anlatayım ondan sonra. Önce kimyası. Kimya sisteminde şöyle bir güzellik gelmiş. Arkadaşlar ne oluyordu onu söyleyelim ne değişti. Normalde Paris Saint Germain aynı takımdan iki oyuncu birer tane. Şuradaki biliyorsunuz elmas dediğimiz kimya. Yani üç kimya olabiliyor. Bir, iki, üç. Sıfır kimya da oynayabiliyor. Şu anda Mbappe sıfır kimyada. Buradaki bir yer dolarsa bir, iki ve üç kimya oluyor. Eğer iki Paris Saint Germain oyuncusu olursa takımınızda ikisi de birer tane kimya alıyordu. Bu zaten geçen gelen en son gelen şekli buydu değişmeden önceki. Fakat ondan sonra 3 oyuncuya ihtiyaç vardı. Hemen buradan göstereyim size. 2 Liverpool'lu sonra bir tane daha e, kimya alabilmek için 3 Liverpool'luya daha ihtiyaç toplam. 5 Liverpool'luya ihtiyaç vardı. Artık 4 Paris Saint Germain'li yetiyor. Ancak bir tane daha alabilmek için 3 tane daha lazım. Aslında çok önemli değil orası. Çünkü bir kimyayı buradan alacak, iki kimyayı buradan alacak. Zaten Paris Saint Germain oyuncuları Fransa Lig 1 oyuncuları olacağı için 3 kimya olacak. Diğer yandan Fransız oyunculardan iki tanesi bir kimya veriyor. Bakın burada eğer İngiliz 3 olması gerekiyordu veya e, İskoç olursa 3 olması gerekiyordu. Yani aynı ülkeden olanlar aynı ülkeden olanlarla bir kimya vermesi harika olmuş. Ne demek bu? Yani biz Paris Saint Germain'den iki tane Fransız oyuncu koyarsak direkt iki kimya alıyor. Başka hiçbir şeye takımdaki hiçbir şeye bakmadan diğer yerlerden gelebilir Fransa Ligi oyuncularından gelebilir. Böyle alıyor. Ve hatta 3 tane Fransa Ligi oyuncusu yaparsak bunun 3'ü de aynı takımdansa 3'ü de 3 kimya ile oynuyor. Çünkü Fransa Ligi'nden de artıyı alıyor. Veya 2 e, Paris Saint Germain 1 Fransa Ligi yaptık mı Paris Saint Germain'li 2 oyuncu 3 kimya yani full kimya alıyor. Ve beklediğimiz şey tablolar geldi bu arada ona da söyleyeceğim. Aynı zamanda burada da şöyle bir değişiklik yapmışlar. Burayı 2 değil başlangıcını yani 1 kimyayı 2 ile değil İkincisi Burada bakacak olursak eğer Premier Lig olsaydı 3 tane Premier Lig oyuncusu. Bir kimya sonra bir 3 ki, kişi daha. Bir kimya toplam 6 kişi veriyordu. Burada 3 kişi bir kimya sonra 2 kişi bir kimya veriyor. Daha karışık daha kolay yani karışmış birazcık ama daha kolay olduğu kesin. Yani daha kolay linklenebileceği kesin. Bu bir gelişimdir, gelişmedir. Bu iyi bir şeydir. Fakat benim söylediğim şeyler şuydu. Ben bu kimya sisteminin daha kötü olduğunu, bu kimya sisteminin gelecek yıl FIFA 23'te daha büyük problemler yaratacağını ve bu FIFA yeni kimya sisteminin FIFA 23'te off lig dediğimiz Türkiye liginden, Portekiz liginden oyuncuları daha kullanılmaz hale getirdiğini söylemiştim. Ama yorumlarda, yayında, Twitter'da, YouTube'da hayır, tam tersi. Çok şükür çok iyi oldu dediler. Bence olmadı. Neden olmadı? Çünkü çok güzel bir örnek. Benim en favori oyuncularından biri Ricardo Quaresma. Wilson Manafa kartıyla birlikte bakın bu kartın 82 rating olmasını kabul ederek, tırt bir kart olmasını kabul ederek, idare eden bir kart olmasını kabul ederek Quaresma için oynatıyordum. Sonuç ne oluyordu? 10 kimya kuarezma ve 10 kimya manafa. Gelecek seneye kıyaslarsak 3 kimya kuarezma, 3 kimya manafa oluyordu bu sene. Ve biz böylecikle burayı premierlik ıvır zıvır yapıyorduk. Ancak kuarezma ile manafaya koyduk. İkisi de full kimya oynuyordu. Hiçbir problem yoktu. Bu sene ne olacak? Yeni geldiği için bakın ben diyordum şu anda ilk açıkladıklarında bu sıfır kimya oluyordu ikisi. Şimdi açıklamalarına bakacak olursak ülkeden dolayı bir kimya alıyor ama ligden dolayı almıyor. Burayı da keşke iki yapsalardı. Bu ikisi birer kimya ile oynuyor. Bundan sonra buradaki Portekiz liginden oyuncu koymam gerekiyor. Kuarezma'nın takımından oyuncu koymam gerekiyor. Kuarezma'nın takımı hangisi? Rio Ave filan da değil ne o? Guimareş. Yani Guimareş'ten buraya bir adam koyma ihtimaliniz ne kadar düşük? Yani sizin hayalinizdeki gibi olmasına kadar zor? İnşallah Guimareş'ten bir tane oyuncu gelir de kaleci olur, iyi olur. Ki mümkün değil şu anda. Hatta şimdi bakalım. Bu kadar gelişme oldu. Oyunun sonundayız. Vitorio Guimareş'ten kaç tane oyuncu var? Bakın. Vitorio Guimareş'ten iki tane özel oyuncu var. Ee, oyunun sonunda. Şu anda Kovarezma belki idare edebilir. Kovarezma olduğu için, sevdiğiniz için ama yani şu adamlar falan içinden geçerler. Ee, oyunun başında hiç olmayacak silver oyuncu koymak zorunda kalabilirsiniz sırf bunu oynatabilmek için. Şu anda bir kimya ile oynuyor. Peki bu bir kimya, iki kimya, 3 kimya ne işe yarıyor? İşte bu soruların cevabı gelmiş. Teşekkür ediyoruz Yiye'ye. Ve soruların cevabı felaket. Arkadaşlar eğer bir oyuncu 3 kimya ile oynarsa, bir oyuncu 3 kimya ile oynar ise aldığı boostlar burada şu anda gözüküyor. Size göstermek istediğim en önemli bu şu. Eğer Shadow gölge verirseniz 10 hız almıyor. Evet yanlış duymadınız. Gelecek sene gölge verdiğiniz oyuncular 8 hızlanma ve 8 hız alıyor. Eğer oyuncu full kimyadaysa 8 hızlanma ve 8 alıyor. Aynı zamanda e, Interceptions e, araya girmeler 10 değil 8 oluyor. Diğerleri 5 değil 4 oluyor. Sadece Kayarak müdahale 15 artıyor gene geçen seneki gibi. Shadow gücünü biraz kaybetmiş gözüküyor. Fakat bitmedi. Yani biz bir oyuncuyu 3 kimya oynatırsak 8 artı 8 hız alıyoruz. Hızla kafayı bozmuşlar. Hızı düşürmeye karar vermişler. Ya oyunun yavaşlığına yardımcı olması için ki 23'ün yavaş bir oyun olacağını biliyoruz. Ee, Beta'dan dolayı. Ya bununla böyle olacağını biliyor, olması için yapıyorlar. Veya dediğim gibi daha önceki videoda bahsettiğim gibi bir önceki videoda reytingler sızdığında hızları düşük tutuyorlar ki devamlı olarak şey gelsin diye. E, promo gelsin diye. Sen 10 arttıramıyorsun adamı. 8 arttırabiliyorsun hızını 3 kimyada. Fakat bitti mi bitmedi. Eğer 2 kimya olursa ne olacağını tahmin ediyor musunuz? Eminim aranızda tahmin edenler vardı. Ve yanlış tahmin etti büyük ihtimalle. 4 oluyor. Evet tam yarı yarıya. Yani adam 2 kimya oynarsa shadow'u verdiğimizde artı 4 hız fark ediyor. 3 kimya da artı 8 fark ediyor. Aradaki fark bu kadar. Yani ben 10'a 7 diye bekliyordum. Bakın 10 7 arasında 3 fark var belki ama karta artı 7 veriyorsun. Yine idare edebilir. Diye düşünüyorduk ama artı 4 veriyormuşsun. Artı 8 full veriyorsun. Peki bir kimyada ne veriyor? Ki i̇nanılmaz kötü. Sıfır kimyada da hiçbir şey vermiyor. Sıfır kimya oynayan oyunculara hiçbir artı yok. Yedekten giren oyunculara hiçbir artı yok. Yedekten soktuğunuz oyuncunun üzerinde e, shadow olup olmamasının önemi yok. Kart üzerinde yazan hız neyse onunla oynayacak. Yani bakın siz bu adamı aldınız. Shadow'u bastınız. Shadow değersiz bence artık. Shadow'u bastınız. Bu kart bir kimya oynayacağı için bu sistemde 92 hız olacak. Bir başkası geldi. Aynı oyuncusu var. O 98 koşacak. Eğer full kimya yaparsa. Siz bunun do, artı 2 almasını... en. Bu arada bu oyunun ortalarında geldi. Yani 3. E, 4. ...promo filan olması lazım. Yani böyle şey olmasın, yanlış anlaşılmasın. Ee, hani oyunun ilk başında böyle bir kart gelebilir mi? Gelebilir. İşte defansı kötü olan, 75 defansı olan... ...90 hızlı bir oyuncu gelebilir mi? Gelebilir. Ama hızları düşürmüşler. Siz bu adama 92 vereceksiniz. Bir başkası 99 koşacak, 98 koşacak. Cık. Kesinlikle oynanabilirliği... ...azaltıyor. Yani keyif işini azaltıyor. İnsanları e, daha meta kadrolara, daha meta liglere, daha meta ülkelere yöneltiyor. Ee, bu arada sadece bu değil. Hemen buradan bakalım. Engine'e bakalım. Ee, eğer Engine'e bakarsak artı 4 veriyor. Burada Vision'a 4 veriyor. Normalde 5 ver veriyordu. 10 veriyordu normalde orta açmaya. Bakın 5 verdiklerine 4, 10 verdiklerini 8'e düşürmüşler. Ee, burada Finisher'a falan bakarsak Finisher'da da felaket var. Gördüğünüz gibi 8, 4. Özür diliyorum. Finisher'ı hemen bakalım. Finisher'da Shot Power'ı artı 10 veriyormuş bu sene için. Bitiriciliğe, Finishing'e de 15 veriyormuş. Finisher, Shot Power ee, Shot Power Shot Power'ı 10'dan 4'e düşürmüşler. Shot Power gelecek sene ne kadar önemli olacağını hızın ne kadar önemli olacağını sadece bu tablodan bile görebiliyoruz. İyi'nin e kendi sayfasında kendi açıkladığı tablo bu. Resmi tablo bu. Çok üzgünüm. Bu boostlar gelen kartların düşük reytingli olması oyunculara istediğiniz boostu veremeyeceğiniz kimya kartların o kadar değerli olmadığını gösteriyor. Evet. Maalesef böyle bir durum var. Ee, bakın Shadow verdiğimizde artı 10 alıyordu. Artı, artı 8 alacak. O da 3 kimyada oynatabilirseniz, yeni sistemi anlayabilirseniz ve buna göre takımlar izleyebilirsiniz. Buna göre takımlar şöyle dizilmeli. 3 Premier Lig, 3 e, Fransa Ligi, e, başka yerlerden bir şeyler yapıyorsanız başka liglerde onların da Fransız falan olması gerekiyor. E, ya bunlarla kombinleyeceksiniz ya da full premierlik kim diyecekseniz ki ya ben ne uğraşacağım bununla. Full Alman olsun, full İngiliz olsun, full Premier Lig olsun, full Manchester United olsun gibi gibi düşünceler olacak. Bu tarz oyuncuların değeri artacak. Evet, hepsi olumsuz değil tabii. Yani şimdi bir adım ileri gidilmiş. Sadece bir adım ileri gidilmiş ama şunu da unutmamak lazım. Şöyle bir durum da var. Daha iyi olabilir mi? Kimya kartlarının yeterince boost vermemesi, oyuncuların düşük reytingle gelmesi, düşük istatistikle gelmesi daha iyi olabilir mi? Eğer ki promoları abartmazlarsa, promolarda gelen oyuncuların sadece artı bir, artı iki, artı üç artıları olursa, informlara düzgün upgrade verirlerse, belki de bütün bu söylediğim olumsuzluklar net bir olumlu bir durumu yaratabilir. Net daha keyifli bir oyun sunabilir. Bu bir değişik. Değişiklik, değişim, büyük bir değişimin içerisindeyiz şu anda. Bu sebepten dolayı FIFA 23'ün farklı bir oyun olacağı kesin gibi gözüküyor. Hız konusundaki farklılık zaten tek başlı başına değişiklik yapabilecekken defans ve ofans arasındaki değişiklikler de mutlaka oyunu değiştirecektir. Ve burada şunu söylemem lazım. Dediğim gibi bir kez daha söyleyeyim. Ben olumsuza gideceğini çok düşünüyorum. Çünkü bence bu para e, para süzme için insanlardan paralarının son damlasını alabilmek için yapılmış bir taktik. Ama diğer yandan da küçük bir şekilde diyorum ki acaba bu sefer bir kullanıcı dostu oyun gelir mi? Uzun süreler altın oyuncularla, grind yapanlar grindlarla, sevdiğiniz oyuncularla, üç değil de bir kimya bile olsa oynayabileceğiniz bir oyun gelir mi? Bakacağız. Tabii benim gibi psikopatlar varsa aranızda, bir oyuncu on değil dokuz kimya oynuyorsa, sıkıntılı, mesela on kimyayı dokuz kimya oynayan bir forret gol kaçırdı mı? 10 olmadığı için kaçırdı galiba. Diye düşünüyorsanız gelecek sene çok sıkıntı yaşayacaksınız. <laughs> İzlediğiniz için, için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar.